O ilaçtı. Arkadaşlarınla gittiğin tatilde bazı zararlı maddelere maruz kalmış olabileceğini düşünüyoruz. Onların etkisini geçirecek bu ilaç. Bakın daha önce de söyledim. Ben öyle zararlı madde falan kullanmam. Hiç de kullanmadım. Farkında olmadan da maruz kalmış olabilirsin. Ayrıca yanlış anlama ama babana yalan söylediğine göre bize de yalan söylemiş olabilirsin. Baban nerede? Bilmiyorum. Hemşireler çağırdı. İsteyerek yalan söylemediğimi biliyorsunuz değil mi? Yani babam bana başka çare bırakmadı. Bak. Sana hem analık yapan hem babalık yapan ve bu ikisini de mükemmel yapan bir adamın oğlu olmak gerçekten çok zor, tamam mı? Emin ol, babası olmaktan daha iyidir. Pardon, ben bilmiyordum. Konunun benimle bir alakası yok Şunar. Elindekinin kıymetini bil demeye çalışıyorum, o kadar. Merve. Merhaba Şunar. Sonra mı geleyim ben doktor bey? Yok yok, benim işim bitti. Hastamızı size emanet edebilirim. Geçmiş olsun. Bakalım Çınar'ın durumu sabah nasıl olacak? Sabahtan önce gecesi var. Sapası cep numaram işte de verdim. Niye? Acil bir şey olacak, hastane arıyor zaten bizi. Yiyemedim işte. Yani oğlunun gözünün içine bakan baba görmek etkiledi beni demek. Seninkiyle muhabbet nasıl? O buraya gelip zeytin dalı uzatalı bayağı oldu. Kendi bildiği gibi babalık yapmaya devam ediyor. Her hafta kesintisi paramı gönderiyor. Konuşmuyor musunuz? Konuşuyoruz. Konuşmaz mıyız? Sağ olsunlar, cuma mesaj atar bana. Banka dekontlarına. Canan söyledi hastanede olduğunu. Canan? Baran'ın eski kız arkadaşı. Uzun, sarışın. Baran, hani senin en yakın arkadaşın. Onun kız arkadaşı bizim sınıftan. Hı? Yani pek sınıftakileri tanımıyorum galiba. Pek mi? Hiç bence. Kütüphaneden pek çıkmadığın için. Ne zaman görsem kafa kitapların arasında har har not alan bir tip. Ha, arada da saçlar çekiştiriliyor böyle. Hiç fark etmemişim. Bir sapığın olduğunu mu? Hayır. Benimle bu kadar ilgilendiğini. Aslında sen oradasın diye oradaydım ben. Yani derste çalışıyordum tabii. Senin kadar olmasa da ben de fena öğrenci değilim. Ama daha çok sen oradasın diye. Ya aslında geçen yıl bahar balosunda gelecektim ben yanına. Ne haber Çınar? Çekme şu güzel saçlarını. Ha bu arada ben Merve, 3 yıldır her gün seni seyrediyorum diyecektim. Söyleseydin keşke. O kadar kolay değil işte benim için konuşmak. Şimdi konuşuyorum çünkü hastanedesin, istesen de kaçamazsın. Sen hep bu kadar komik misin ya? Hayır, yalnızca çok heyecanlı olduğumda. Ama çok tatlısın. Pardon. Efendim baba? Ha yok yok. Yok, teşekkür ederiz. Hı-hı. Tamam, tamam. Haydi bay bay. Babam, kahve ister misiniz diyordu. Sen de bana sormadan hayır dedin. Amma kibarsın. Sormadım çünkü şey dedim. Acaba ben hastaneden çıkınca mı içeriz beraber? Ya, kahveyi diyorum. Ya tabii orada kabul edersen. Tabii çok sevinirim. Ama daha ne zaman çıkacağım belli değil benim. Ben beklerim. Yani zaten bir süredir bekliyorum. Hatta ömrüm seni beklemekle geçti bile diyebiliriz. Hastanın durumu nasıl? Bilmiyorum ki, bugün daha uğramadım yanına.
İnşallah daha kötüleşmez. Pestisit kanıtı olmadan pestisit zehirlenmesi tedavisi uyguluyoruz. Durumu kötüye giderse avukatları bizi çiğ çiğ yer. Ben söyledim ekip onunla ama... İnanmıyorum. Avukatlık bir durum olmayacak herhalde. Sanki. Merhaba. Merhabalar. Afiyet olsun. Ne yaptınız bilmiyorum ama iştah açıldı, çok iyi. Harika. Vallahi gayet iyiydi Çınar. Ateş. Ateş, buyurun. Bakalım gece hemşiresinin notlarını. Ateş de normal. Mehmet Ali söyledi, iştah da açıkmış. Hoca yine şanslı mıydı yani? Vallahi artık şansıma üstün zekam bilemiyorum. Ama pestisit olduğunu bilmeden pestisit tedavisi uyguladı ve işe yaradı. Doktor Bey. Günaydın. Günaydın. Kurabiye alır mısınız? Çok iyi kokuyor, almaz mıyım? Sıcak bunlar, yeni mi çıktı? Fırından çıkardığımdan beri koşuyorum vallahi. Ay. Ya. Teşekkür ettim. Tamam. Bu arada Zeynep Hoca, beraber çalışıyoruz. Merve de Çınar'ın arkadaşı. Çınar da yiyebilir mi sizce bunlardan bir tane? Yer yer. İşte o kadar açık ki hepsini bile bitirebilir. İyiye gidiyor o zaman. Öyle görünüyor. Teşekkür ederim. O zaman ben soğumadan yetiştireyim bunları Çınar'a. Afiyet olsun. Koş. Yani belki de hocanın pestisit tedavisi değil de bu boncuk kızı iyi gelmiştir Çınar'a. Aşkın gücü diyorsun yani. Diyorum vallahi da. İşte. Anlayana. Alo, günaydın. Yani ne zaman geleceksin diye diyecek... Günaydın. Yüzüne kapatırsam ayıp olmaz değil mi? Şarjmaz da. O ne elindeki? Sana yaptığım kurabiyelerden kalanlar daha doğrusu. Bana mı yaptın bunları? Sonra da doktorlarına, hemşirelerine rüşvet dağıta dağıta geldim. Sana daha iyi baksınlar diye. Sabah sabah seni görmek çok güzel. Yani bu sabah çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir iş görüşmem var. Az sonra. Onun için böyle. Aslında sana süslendim. Ya biz niye hiç okulda konuşmamışız? Bilmiyorum. Neyse. Buradan çıkınca arayı kapatırız. Bak ciddiye alırım ama. Al. Ciddiyim kızım ben. Hadi kalk, geç kalacaksın. Tamam. Çabuk iyileş olur mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.